bugün basın toplantımızın ana gündem maddesi Akçakale gibi marka şehir yapmak ve Türkiye'nin gündemine taşımak. Bu gündemle ilgili, yani Türkiye'nin gündemine taşımakla ilgili Akçakale'de inşallah bundan sonra sürekliliği olan bir bank festivali düzenleyeceğiz. Ve bu bank festivalinde ilçede bütün Türkiye kamuoyunun nezdinde gündeme taşıyacağız. Bununla ilgili valilik, meslek odaları, borsalar birliği, ticaret odası, kaymakamlık hepsinin ortak çalışmasıyla bu festivali gerçekleştireceğiz. Şimdi pamuk tabii şöyle bir şey. Yani Türkiye'de pamuk içinde 27 yıldır, yani bu sektörün içinde olan yaklaşık olarak söylüyorum. Geçen gün Tarım Bakanı'na da izah ettim. Pamuk böyle bir bütün ki çok mübarek bir bütçedir. Önümüzdeki ekmek evinde 3 kere paslaşırsınız, sabah ve akşam. Ama pamukla bir yere gelirken buğdak bezdiniz, bir yadan giderken kefen bezdiniz. Üstünüzdeki bütün giydiklerinizde pamuk, yattığınız pamuk. Pamuk öyle 24 saat sizinle birlikte yaşadığınızda bakanlar bir de yıkılır ve sessiz bir bütçedir. Kendisini hissettirdiğiniz zaman onsuz hiçbir şey olmaz. Şimdi Türkiye'deki pamuğun aşağı yukarı şu anda 800 bin tonu Türkiye'de pamuk üretimi var. Türkiye'nin ihtiyacı da 2 milyon ton civarında, 1 milyon ton, 200 bin de dışarıdan ithal ediyor. Bu pamuk alanlarının arttırılması lazım. Pamuğun başladığı yer, medeniyetin başladığı yer, tarihin sıfır noktası. Ve pamuk ticaretinin ilk yapıldığı yer, yerlerden birisi burası, mesela bu konu dediğimiz Fırat ve Dicle Adası. Bu havzada şu anda Türkiye pamuğun %50'sini biz yetiştiriyoruz. %50 yani Türkiye'deki sektörün, yani o tekstil sektörü çok büyük bir sektör. Yani ihracatımızın eskiden %40'ı tekstil sektörüne dayalıydı. Yani bu sektörü taşıyan ham maddenin üretildiği yer Akçakale Hal. Yani merkez olarak burası. Ve bu maddenin içerisinde Viran şehri var, Ceylan Pınar var, diğer ilçeler var ama esas gövde dediğimiz, ana üretici kademe dediğimiz daha 1975'lerden beri burada pamuk üretimi var. Pamuk üretimi burada yeni değil. Onun için bunu Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. İlçeyi de şimdi bazen o ürün sizi marka haline getirir. Bazen ilçe bir yeri marka haline getirir. İnşallah tabii pamuk Akçakale'den daha meşhur. Yani çünkü dünyada bilinen bir şey. Ve dünyada Halep'te de pamuk festivali var. Ben birkaç kere daha katılmıştım. Orada da yani o bir hasarlı Mırak pamuk, Kuzey tarafından pamuk üretim var. Bu pamuk üretimine dayalı olarak bu festival dediğim gibi bu devletin bütün kaynaklarını ve birimlerini bu işe dahil ederek inşallah çok güzel bir şekilde hem pamuk festival yapacağız. Hem o arada da tekstil sektörünün duayenlerini, ondan sonra üreticilerini, ondan sonra çalışanlarını hepsini bu arada bir araya getireceğiz. Sempozyum var, toplantılar ve yatırımcıların da dikkatini buraya çekerek yani belki buraya bir miktar yatırım alma düşüncesiyle bunu Türkiye kamuoyuna mal edeceğiz. Yani şu anda Türkiye'de en muazzam ve en iyi verimin alındığı yer bölge burası. Bu sebeple burası pamuk festivalini hak ediyor. Biz de buraya layık görüyoruz. Bütün gayretimiz bu önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye ekonomi ile ilgili yazarların, yani büyük yazarların ekonomi ile ilgili medya sektörünün de dikkatini cezbedeceğiz. Bu sektörün duayenlerini de inşallah buraya davet edeceğiz. Burada ağırlayacağız ve bunun sürekli bulacağız ki yani pamukla bu ilçeyi öne çıkaralım, hak ediyor, öne çıkması gerekiyor. Aslında geç kalınmış bir proje. Ve bunu bu şekilde gerçekleştireceğiz. Yer yapıldı. Yani Milli Eğitim Meşhur yapıyor. Üzerinde de tekrar... Evet. Bir şey yapmıyoruz. Eğer yapabiliyoruz. Sayın Başkan yazdırıyoruz. Şükür ve ondan sonra bir kez ondan sonra şükür ve kolay gelsin.